Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi herkese göre bir lider var. Çok ilginç bir mevzu. Yani bana göre lider, bana göre peygamber, bana göre şeyh, bana göre ustad, bana göre abim. Tamam, o sana göre. Kimse itiraz etmiyor. Kanata itiraz edilmiyor. Etsem de bir şey yaramıyor ki. Ama bir gerçek var, realite var. Evrensel ölçüler olması lazım. O lider sana liderdir ama davet ettiğin zaman evrensel özelliği olması lazım. Yani insanlığı kuşatması lazım. Mesela kabile reisinin de lideri var. Aşiret reisleri de var. Aşiret reisleri de var. Bunlar da reis. Ama lider, aynı zamanda liderin sıfatları, bu mevzu, kamil, insan-ı kamilin sıfatları gibidir. Yani aynı ismi altında liderin sıfatlarını okuyacak. Ama bana göre, sana göre değil. Evrenseldir, geneldir, hepsini içine alacak. Aynı zamanda iyi insan, doğru insan, dürüst insan, kamil insan kime denilir? Başkan, üçüncü başlık, yani gayemiz olmalı bu sıfatlar. Bu sıfatlar gayemiz olmalı. Mevzuyla alakalı soru sorabilirsiniz. O uzaktır, çekeceksin, koyarsın. Senin için lider olan bir başkası için zalim olabilir. Mesela misal verecek. Vatan kurtaran senin için liderdir. Fakat o vatanı işgal etmek isteyenler için o kahraman değil, zalimdir, düşmandır. Mesela Amerikalılara göre Bush lider iken Iraklılara göre zalimdir. Yani demek evrensel değil yani. Umuma cevap vermiyor. Vermiyor. Tamam mı? Yani mesela adam, devam edeyim istersen. O zaman insanlığın ve fıtratı, yani genel nedir? Fıtratı, insanlıkta bir fıtrat var, genel var. Bir insan da evrensel özellikleri dahi olsa zalime lider olamaz. Kabul etmez çünkü. Bozulmuş bir fıtrat. Bunu Lemanar'da abi çok güzel bir tabir kullanıyor Üstad'ı. Ne diyor? 170'te abi. Ne diyor abi? Gelin okursak abi. Tamam, 170. İkinci nokta, hayatı beşliğe bir çıvır açan diyor ya abi. He, neresinden abi? Ay 170. Gel göstereyim, burayı göstereyim. Oku abim sen. Burası. Okur mu? Bu komple mi? Hayat içtimai beşeriye de bir çığır açan, harika. Eğer kainattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmese, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz, bütün harekatı şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanun-u fıtrata tatbiki harekete mecburiyet var, yani o zaman yani evrensel olabilmesi için bozulan bir insana evrensellik olmaz, ona hiçbir şey para etmez. Burada evrensellik demek, insan-ı kamil demek, fıtratı bozulmamış, fıtrat asliyesi olanlaradır. Mesela esrar satan, pazarlayan, bilmem ne yapanın da liderleri var. O da bir lider. Ama zehir tacirleri, ona liderken bize zalimdir. Mesela vatanı müdafaa eden kahramanlarımız ama işgal etmek isteyenlere göre zalim oluyor. O zaman evrensellik demek fıtrata uygun olması lazım. Fıtratı asli olması lazım. Fıtrata cevap vermesi lazım. Fıtrata, evet. Fıtrata cevap vermesi gerekiyor. Bunu topladık, 2,5 sayfadır böyle. Harika külliyattan süzülmüş şeyler böyle. Yapabildiğim kadarıyla, ama devam ediyor çalışmam. O yani çok önemli, lider diyor. Önderim diyor. İzindeyiz diyor. Tamam, sana göredir de, ama fıtrata göre midir? O zaman insanlığın ve fıtratın ve de haritaların
insanlığa ve fıtratın beden, haritaların, cinsiyet, cibiliyet, bak, fıtrat insanlığa uygun olacak, fıtrata uygun olacak, haritalara göre değişiyor, cinsiyete göre değişiyor, cibiliyete görüşüyor, milliyetlerin kayıtlayamadığı özelliği ve insanlara faydalılığıyla lider ancak olabilir. Mesela milliyetçidir. Ne mutlu Türk'üm diyene bu Cansu evrensel değildir. Çünkü Türk olmayan da var. O, bu söz evrensel değildir. Mesela ama adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer'in sözü evrenseldir. Hayat en hakiki mürşit ilimdir. Hazreti Ali'nin sözü evrenseldir. Mesela vergilendirilmiş kazançlar kutsaldır. Yanlıştır. Çünkü genel evden de iş yapıyorlar. Meyhaneden de yapıyor. Vergi alınıyor yani. Kutsal değildir. Kârdır dense olurdu. Kutsal olamaz. Çünkü kutsal tabiri dini bir tabirdir. O zaman bu cibiliyete göre, milliyete göre, cinsiyete göre, haritaya göre, fıtrata göre, insanlığa göre kayıtlanmaması gerekiyor. İşte aşiret reisi diyor. Bu özelliği ve insanlara bu saydığım şeylerle kayıtlanmayıp fayda veren zattır lider. Bunlara ne deniliyor evrensel olarak? Peygamber deniliyor, bilim insanı, bilim, felsefe ve sanat ve alimler olarak da kategori edilebiliyor. Bilim insanı mesela. Diyelim ki, gelecek yani acele edeyim ama, fiziğin lideri var, kimyanın lideri de var. Evrenseldir mesela, diyelim ki olsa o sahaya faydalı olmuş. Onun lideridir yani. Ama evrensellik ise, biraz daha derin, daha kapsayıcı. Fizikçiler kimyayı kapsamıyor. Daha genel olduğu zaman, o zaman şöyle denilir bu anlatılanlar. Peygamberler dedim çünkü sırf Müslümanlara göre desem peygamberimiz demedim, peygamberler dedi. Peygamberimiz desek evrensel olmayabiliyor. Nasıl? Çünkü Müslümanları bağlar. Yani bu ilim dersi yapıyoruz böyle. Ama peygamberlik evrenseldir. Peygamberimiz Müslümanlara aittir. Niçin evrenseldir peygamberlik? Bir, Hristiyanlara göre en makbul insan kimdir? İsa Aleyhisselam. Yahudilere göre en makbul insan kim? Musa Aleyhisselam. Müslümanlara göre Muhammed Aleyhisselam. O zaman bu Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam kimdi? Peygamberdi. Bunlar peygamberlerdi. O zaman peygamberlik evrenseldir. Çünkü insanların hem fıtratı hem ekseriyetini kucaklıyor. Hudut, harita, kayıtlayıcılığı yok bunda. Ama bu Müslümanların gözüyle evrensellik kazanıyor. Çünkü imanın şartı peygamberlere inanmak. Yok. Bu ise İslamiyet'in şey değil. Mesela Hristiyan'a git. Müslüman değil. Makbul insan kimdir? İnsan. Bize göre imanı yok ama benim iman ettiğime iman etme ediyor. Bak ben iman etmedim İsa Aleyhisselam'a. Benim imanımdan geliyor. Ama benim iman ettiğime iman etmesi o imanlı olduğunu gösterme başka bir şey. Yani insanlığın 8 milyardır beşerin ortak tarafı olmuş. Ne? Peygamberimiz değil. Peygamberlik hakikati. Geneldir. Çünkü ben iman ediyorum imanımdan o da iman ediyor. Ama neydi o İsa Aleyhisselam'a iman ettiğine göre ne özelliği vardı? Peygamberdi. Musa Aleyhisselam'ın özelliği vardı? Peygamberdi. O dedi, peki ne dedi o? Bu evrenselse iddia ettikleri de geneldir, evrenseldir. Nedir o? Dedi ki o Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. Bunların için üçünü topladım. Şu küre-i arzın, dünyanın ekseriyetini teşkil ediyor insanlığın. Yani bir şey kalmıyor geride. Dedi ki bunlar üçü de. Allah var diyor, ben peygamberim diyor, ahiret var diyor.
Hepsi de böyle diyor. O zaman Allah, peygamberlik hakikati ve ahiretin varlığı evrenseldir. Sonra sanat, bilim, beşerilikte felsefe, bizdeki adı tefsir. Yorum yani, anlayış, mana yüklemek. Bunlar evrenseldir. Liderin sahaları farklı olabilir lider. Mesela fizikte, siyasette, sanatta, felsefede, bilimde veya akıl ve kalp, ruh ve eylemde olabilir. Lider odur ki herkesi alakadar edende lider olsun. Misal, felsefe, sanat, fizik, uzay herkesi alakadara mecbur ediyor. Yani herkesi alakadar ediyor mesela. Öyle bir lider ki Osmanlı'da olmuş. Kimse yeni bir şey bulursa mucit ona şey veriyorlardı. Hediye veriyorlardı. Adam çok uğraşmış. İğneden ipi geçiriyor böyle attığı zaman. Yani böyle mükafat verdiler ama sonra nasihat ettiler. Böyle fuzuli şeylerle meşgul olma demiş. Yani ihtiyacı olan bir şey değil. Önemli değil yani. O genel değil böyle. Mesela adam akıl tamircisi. Akıl herkeste evrensel olduğu için onun tamiri de herkes alakadar ediyor. Aklı istikamete koymak, aklı talim etmek, terbiye etmek eğer varsa sende sen evrenselsin. Aklın evrenselisin. Kalp de öyle ama İnsanlığa geneli hitap edersen, ruhsal yapısını, ruhunu alırsan, o geneldir, evrenseldir. Değişik, biraz inceleşecek böyle. Ahlaka dönüşeceğiz, hırstır, hasettir. Onlar gelecek şimdi. Bu genel bir kaydeden bahsediyoruz. Böyle külli bir çeşme açınca böyle hızlı geliyor, sonra inceleşiyor. Mayenleşecek sıfatlara. Bu genel konuşmalar bunlar. Böyle gideceğini zannetmeyin. Akıl, kalp, ruh ve eylem yani ceset yönetimi bir sanat olduğundan geneldir. Herkesin ortak değeri, merakı ve çözümü ve yönetimi herkese alakadar ediyor. Mesela akıl, kalp, ruh ve beden yönetimi herkese alakadar eder. Ya beni ilgilendirmiyor diyemezsin. Adam akıl devrenseldir. Aklı istikamete koymak. Ya beni ilgilendirmiyor bu adamın çözümleri diyemezsin. Niçin? Aklın var senin. Mesela bedeni hayatı istikamete nasıl koyarsın? Spor mesela evrenseldir. Evrensel yani spora ait genel bir kayda koysa sporun lideridir. Bu noktada dinler ve temsilcileri ortak önderdirler. Uygulama biraz önce yaptığım gibi Hristiyanlarca en makbul insan, Yahudilere göre en makbul insan yani kendini, aklını, kalbini, ruhunu ve eylemini hakim olup yönetene deniliyor. Hani dedi ki akıl lideri evrensel olur. Çünkü herkeste akıl var. Kalpte, ruhta, fiil. Bunların zararlarını def edip ahlaki değerlere bindirip bu dördünü aynı çizgiye getirirse o tüfekte tam güzel nişan almak için gez, göz, arpacık. Arpacık ve hedef. Dört. Şimdi akıl, kalp, ruh, fiil. Bunları kıblesine koyan ne nam verilirse verilsin evrenseldir. En makbul yani kendini, aklını, kalbini, ruhunu ve eylemini hakim olup yöneten öğretici Musa Aleyhisselam, Müslümanlara göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o zaman beşerin ortak lideri peygamberliktir. Yani genel. Çünkü aklın ve kalbin, ruhun ve eylemin kıblecisi İsa Aleyhisselam'dır Hristiyanlara göre. Yahudilere göre ise Musa Aleyhisselam'dır, Müslümanlara göre hepsi ve geneldir. Hem İsa'yı kabul eder, hem Musa'yı kabul eder, hem de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul eder. Demek ki evrensellik
kaidesini biraz böyle işledik. Gidiyor. Fizikte Nikola Tesla mesela evrenseldir bu adam. Hani elektrik ona girmeyeceğim buldukları. Tıpta kimler varsa mesela psikolojide şu anda kim varsa ama daha temelde şey vardı. Şu anda psikolojide okutulan ne diyorlar ona? Şu anda dilime gelmedi. Bu adam psikolojide de evrenseldir. Yani tavsiye edilmekle beraber ama sistemi koymuş. Ama insanın ortak ihtiyacı bunların ötesi. Mesela fizik, Tesla'dır. Ama herkes elektriği mesela ben ilkokul 4. sınıfa kadar elektriği bilmiyor. Elektrikle alakalı hiçbir cihazı bilmiyor, tanımıyor. Böyle bir, aleykümselam, böyle bir ihtiyaç duyulmuyor mesela. Diyelim ki adam tıpta bulmuş ama hiç zaten o hastaneye gitmemiş. Evrensel belirli bir kısım, evet, o sanatın evrenselidir, fiziğin, tıbbın şeyidir. Ama insanın, şimdi fıtratına giriyorum, ortak temel bir yapı var. Ona kim cevap veriyorsa bu geneldir işte. O da nedir? Ben ilkokul 4. sınıfa kadar elektrik ve aletlerine ihtiyacım yoktu. Elektriğin vücudunu bilmiyordum. Görmemiştim. Ama ebedi hayatı, ölmemeyi, ölüm korkusunu, o ölüm korkusundan kurtulmayı herkes gibi ben de istiyordum. Çünkü doğuştan vardı. Hani Nikola Tesla alternatif akım, doğru akım vesaire vesaire bulmuş. Bazı şeylere katkı sağlamış ama niye? O sahanın lideridir ama evrensel değildir. Lider ayrı, evrensel ayrıdır. Evrensel ise fıtratta var olan ve değişmeyen, bana göre, sana göre olmayan bir şey var. Ne ya? Ölüm korkusu. Yani ebed arzusu, sonsuzluk arzusu herkeste var. Bunu cevap verilmesi lazım. Cevap kim değilse fıtratın evrenselliğidir. Yani insanın büyük sorunu kabirdir. Arabanı da yok ediyor, eşini de, işini, aşını da yok ediyor. Yani toprağa girdiğin zaman ne Mercedes kalıyor, ne paran kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Fizikle de izah edemezsin kabri. Kimya ile de edemezsin, parayla da çözemezsin. O zaman kabiri laboratuvara da sokamazsın. Hıfzı sıyaya sokamazsın, tahlil edemezsin. Peki senin alakası var mı? Geneldir, evrenseldir ölüm. Ölüm evrenseldir, geneldir. İzah edilmesi lazım. Ha, izah eden fıtrata istikamet vermiştir ki o insan liderdir. Yoksa beni kurtardı, bana ekmek verdi, evrensel değildir. Sana ekmek verdi, ben aç değilim ki sana. Senin evren, ha senin liderin olur, aşiret reisi gibi olur. Ama senin liderin, eğer benim fıtratıma, ebed arzuma, ölüm korkusuna kabili çözüyorsa, o lider değil artık, evrenseldir o. Beni de kapsadı. Beni de içine aldı. Çok tuhaf tabii bunlar, böyle kimsenin hayır diyemeyeceği yöntemler. Kendisi gibi düşünmeyenlere zarar vermemesi ve yaşama hakkı, ifade hakkı tanıması lazım. Şimdi indirgiyoruz. Genel bir ifadeler, genel bir kural bitti. Şimdi eylemsel. Evrensel liderin bir, kendisi gibi düşünmeyenlere zarar vermemesi, yaşama hakkı ve ifade özgürlüğünü verendir lider, evrensel lider. Benim gibi düşünmüyorsan öl. Bu ideoloji değil, ideoloji sahibidir, idealist değildir. Farkı nedir? İdeoloji demek, benim gibi düşünenle beraberim, düşünmeyenleri öldürmem. Yani yaşam hakkı vermiyor. İdeoloji. İdealist ise, sen de düşün, ben de düşün. Ben sana dokunmam, sen de bana dokunma.
idealist. İdeoloji ise senin yaşam hakkın yoktur. O zaman evrensel liderin ideoloji saygı olmaması lazım. İdealist olması lazım. Yani kendisi gibi düşünmeyene yaşama hakkı vermesi lazım. Dokunmaması lazım. İfade vermesi gerekiyor. Başka? Kendine dönük değil, insanlığa dönük üretici ve tüketici olmalı. Yani hayatında fikirleri, hisleri, duyguları insanlığın mutluluğu ve saadeti için üretmeli ve bundan ve bunu da yaşayarak tüketip örnek olmalı. Yani evrensel lider insanın ortak değerlerinde yaşamalı. Uçuk olmaması lazım. Sebat-ı Azam ne diyor? Adınız mı? Hatırladın mı? Dilim hocam adam çıkardı. Sebat-ı Azam ittiba etmek. Evet. Avamın yaşantısına ittiba etmeli. Yani diyelim ki Karl Marx, diyelim ki Lenin, diyelim ki Putin, diyelim ki Tayyip, diyelim ki Bush, Trump. Yani halkın yaşadığı gibi mi yaşıyor? Halkın yaşadığı gibi yaşıyorsa liderdir. Evrensel olabilmesi için kendi coğrafyasından çıkması lazım. Bunların hiçbirisi coğrafyadan çıkmıyor. Coğrafyada bunlar. Türkiye'nin, Rusya'nın, Amerika'nın lideridir ama evrensel değildir. Peki evrensel olabilmesi için bu noktada kendine dönük değil, insanlığa dönük üretici ve tüketici olmalı. Yani hayatında, fikirlerinde, hislerinde, duygularında insanın mutluluğu, saadeti için üretmeli ve bunu da yaşayarak örnek olmalıdır. Başka, insanlık adına sorumluluk almalı ve tek o almalı ve taşın altına elini koymalı ve bu sıfatlara sahip olanlarla beraber olmalı. Eğer egoist olup ben merkezli yaşamamalı. Fiili ve sözlü hayatında yalan olmamalı, dürüst olmalı. Dürüstlük evrenseldir. Yani coğrafyadan, kabileden, milliyetçiliğin üstündedir. Dürüstlük her milletin ortak isteğidir. O zaman evrensel lider yaşantısıyla, sözüyle, özüyle bir olmalı, dürüst olmalı, yalan konuşmamalı. Sevad-ı Azam'a ittiba etmek diyor. Avamın seviyesinde yaşamak. İnsanlık adına çalışanların onun hakkında ispatlı, yalancı ve ahlak noktasında kusur bulunmaması. İnsanlık adına çalışıyor. İnsanın ortak bir tarafı olması lazım. Diyecek ki insanlar, bu insan yalan konuşmuyor. Ahlaklıdır. Derse, ahlak evrenseldir, dürüst olmak evrenseldir. O zaman düşmanları dahi yalanına, hilesine rastlanmamış, tam tersine evet yalan konuşmamış, ahlaklıydı diyorsa bu insan evrenseldir. Çünkü bu sıfat evrenseldir. Yani o bölgeye, o fiziki, o kabileye, o millete has değil bu. Sonra? O zaman da abi ilk önce dedim mesela, Peygamber Efendimiz İsa Aleyhisselam mesela evrenseldir. Evrenseldir. Yani şu. Ama yani bak Kur'an bakımından ya örnek dedim evrenseldir. Bunlar evrensel değildir. Bir de şimdi o tezat oldu ama. He çok güzel. Şimdi Kur'an sistem bakımından mesela diyelim ki Hristiyanlar Musa'yı kabul etmez. Muhammed'i de kabul etmez. İnsanın genelini almadı. Ama kabul etmemesi onun yani evrensel olduğu hakikatini kapatmıyor ki. Kapatmıyor da şimdi içerisine gidiyoruz, onu tahlil ediyoruz. Tamam. Hani peygamberdir, evrensel değil diyelim. Diyelim ki Yahudiler diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evrensel değil, size aittir. Tamam. Hristiyanlar da diyor ki Müslümanlara evrensel değil Muhammed diyor. Tamam. O zaman evrensel nedir? Herkesin kabul edeceği şeydir. Hani dünyanın geneli kabul edecek. Böyle olması lazım. Coğrafyayı dinlemiyor. Hudut yok bunlar için. O zaman giriyor şimdi. İndirgiyoruz bakalım. Evrensel. Şimdi soruyoruz Hristiyanlara. Senin peygamberin yalan söyler miydi?
demezdi. Ahlaklı mıydı? Ahlaklıydı. Hristiyanlara da soruyoruz. Senin peygamberin dürüsttü, yalan söylemezdi. Ahlak, evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da onların ciddi demiş. Bu simada yalan olmaz. Yalan dememiş. Hatta Karl Marx, Muhammed diyor, çok ahlaklı ve zeki bir insandı diyor. Yani demek ki ahlak evrenseldir. Ha, o zaman o peygamberlik evrenseldi ama benim peygamberim diye söylersen bu sen adama dayatma olur, kabul etmez. Ama peygamberim demeden diyorum ki ahlak değerleri evrensel midir? Acıma, zulmetmeme, tecavüz etmeme, gasp etmeme, sömürmeme. Mesela Avrupa evrensel değildir. Afrika'yı sömürüyor. Fransa'nın hiçbir şeyi yok yani. Fransa 10 defa batardı. Geliri giderin hiç denk değil. Cezayir ve Afrika'da kaç tane diyorlar? 16 tane devlet şu anda sömürüsündeymiş. Tunus, Cezayir, Fas hep onun sömürüsündeymiş. O şey olarak, yani sıfat olarak evrenseldir. Evet. Tamam, şimdi alalım. Yani Muhammed ismi evrensel değil de sıfat. Tamam. Sıfat evrenseldir. Yani Hasan abi, peygamberliği bir makam olarak düşünürsek, bulunduğu makam evrensel ama evet. O şahsın bulunduğu makam evrensel değil. Yani kendisi değil gibi ama taşıdığı ahlak, soruyoruz Yahudi'ye, Muhammed'i kabul etmiyor. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, nasıl tanımlarsınız deyince onların dedeleri dedi ki zeki ve ahlaklı bir insandı. Zekilik demek sizce de makbul mu? Evet. Hristiyanlarca da makbuldur. Zeki ve ahlaklı olmak. Ahlaklı de. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Mesela üstadımız, mesela biz üstadımız olduğu için, kabul ettiği için evrensel değildir. Tamam. Ama Risale-i Nur bütün herkese hitap ettiği için, evrenseldir. Evet. Evet. Yani şahıs indirdiğimiz zaman belki taassuplar patlar ama onun ortaya koyduğu, iddia ettiği bir dava var. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki dürüst olun, yalan konuşmayın. Bizi aldatan bizden değildir. Bu evrenseldir. Bu söz. Çünkü Venezuela'ya desen ki halkına aldatmak iyi midir? Hayır. Bizi aldatan bizden değildir. Yalan ister misin? Hayır. Lideriniz sizin sömürmesini ister misin? Hayır. Lideriniz nasıl yaşamak isterdi? Sizin gibi. Muhammed böyle yaşamış Aleyhisselatü Vesselam. Halkı gibi yaşayan evrenseldir o. Yani ilk önce usul gittik, sonra sıfata indirgeniyoruz. Bu sıfat kimde varsa evrenseldir. Sen dedin ki Hristiyanlar veya yok diyor. Muhammed evrensel değil, tamam. Bu isim evrensel değil. Peki bu sıfat evrensel mi? Aynen. Evet evrenseldir. Beni de kapsar. Yani o zaman Muhammed'de var mıydı Aleyhisselatü Vesselam? Ahlaklıydı. O zaman bu sıfat evrenseldir. Şimdi bu sıfatların toplamına bakacağız. Sıfatların, Ahmet Mehmet'i şey yapmıyoruz. Evrensel kişinin sıfatları. Yalan konuşmaması lazım. Dürüst olması lazım. Halkıyla barışık olması lazım. Ahlaklı değerlere sahip olması lazım. Kuşatıcı olması lazım. Coğrafya, cibiliyet, milliyet, örf ve ananeye mahkum olmadan İnsanın fıtratına cevap vermesi lazım. 6 saydık şimdiye kadar. Güvenilir olması lazım. Aklı zekası çok üstün olmalı. Tiryakiliklerine gömülmemeli. Geçmişi temiz ve geleceği genel olmalıdır bu zatın. Çok acı tabirler. Yani ben falan çıktım. Geçmişine bakıyoruz. Yapmadığı bir şey kalmamış. Bunlardan biri dahi olmasa lider... Olamıyor. Gene evrensel olamıyorsun. Bu mutlak olması lazım. Bir de farkındalığının yüksek olması lazım bu zattan. Farkındalığı yüksek olacak. Yani avam nedir, havas nedir? Elit yani. Avam gözünün, kulağının, burnunun, elinin zahirdekini gördüğü, duyduğuna yorumla yapar, inanır, kabul eder, izah eder. Bu insanlar ise feraseti fazla olmalı, daha olmadan arkayı görmeli. Farkındalığı yüksek olmalı, anlayışı, feraseti ve insanlığının çapı çok büyük olmalı. Yani kendi kariyeri, kendi milleti kadar olmamalı çapı. İnsanlık kuşatıcı, insanlık adına konuşmalı.
Hatta hayvanları ve bakmakları götürüyor. Risale'de çıkarttığım şey. Bu evrensellik, yani insanlığa hizmet edecek bu zatın sözleri, davranışları insanlığa örnek olmalı, yetmiyor. Bunun merhameti ve ahlakı hayvanlara ve camit cisimlere de kuşatıcı olmalı ve lanet okumamalı. Allah Resulü'nün hadisi vardı, çok ilgimi çekmişti. Eşyaya, tahtaya lanet okumayın diyor. Yani eşyaya. Yani bir şey olmadı, çekici bir buraya Allah belanı versin demeyin diyor. Bu evrensel de bak, çok, yani nasıl evrensel? Cansız şeylere de, hayvanlara da, bitkilere de eziyet etmemeli. Mesela İslam fıkhında ormana gittin, ortada bir ağaç keseceksin veya devrilmiş onu şey yapacaksın. Diyor ki, baltanı ağzı açık geçme ormanın içinde, ağzını sar diyor. Bezle sar, ağaçlar baltayı görmesin. Daha fizik buna gelmemiş, ya ağaçta şey mi var falan, his var yani. Kurban keserken dedikleri gibi. Evet, ama çok tuhaf değil mi şey ağaç? Ağaç ya. Bak evrenseldir bu da. Bu davranış evrenseldir. Doğuştan arızalı, noksan olmamalı, fıtratına kimse müdahil etmemiş olmalı. Hepimiz anamızdan doğduğumuz gibi değiliz. Öğretmenler müdahale etmiş, televizyon müdahale etmiş, cemiyet müdahale etmiş, ana babamız müdahale etmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmiydi. Ümminin iki ismi şey manası var. Okuma yazması olmayan. Esas manası ümmi anasından doğduğu gibi demektir. Yani fıtratına öğretmen, televizyon, cemiyet müdahale etmemiş, edememiş. Tertemiz ondan olmuş. Ustadımız yarım ümmiydi. 3 aylık bir tahsil vardı. Annesinin telkinleriyle olmuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise anne dahi şey olmamış böyle. Başka zanlarıyla, vesveseleriyle ben merkezli düşünmemeli ve karar vermemeli evrensel lider. Yani indirgeniyor sıfatları, görüyor musun? Yani böyle bir iki tane sıfat takılmış lider olmuyor. O sana aittir. Bu genel olacak. Bunlar da eksik olmayacak bunlar. Bunlar da saydıkların eksik olmuyor. Bunları zatında cem etmesi lazım o lider. Sonra herkes kendi bitirdikten sonra kendisi karar verecek. Böyle lider kimdir? Yani hepsi, evet şu sayılanlar hepsi zatında olması lazım. Şundan fazla bundan az değil. Olması lazım. Zanlarıyla, vesveseleriyle ben merkezli düşünmemeli ve karar vermemeli. İnisiyatif sorumluluk almalı, dikkat latifesi sağlam olmalı, kararlarında şüphe zan uyandırmadan galiba herhalde muhtemelen tahmin ediyorum gibi kelamları kullanmamalı. İntikamcı, hasetçi, kinci, alıngan, kibirli, zevklere düşkün ve zevklere esir olmamalı. Ve af yolunu esas almalı. Ömer, görüyor musun abi? Senin adın neydi? Beşir. Beşir. Evet. Çok ilginç bak. İntikamcı, hasetçi, kinci, alıngan, kibirli, zevklere düşkün ve esir olmamalı ve af yolunu esas almalı evrensel lider. Kimde var bu? Zulüm, merhametsiz ve şefkatsiz olmamalı. Başka, kendisi için değil, insanlık için, milleti için yaşamalı. Ahmak olup her söze kulak vermemeli. Dış dünyadan etkilenmemeli. İkna kabiliyeti, fiziksel hali üstün olmalı. Zengin düşünüp konuşmamalı. Yani konuşmalarından çok satır aralığı ve mana çeşitliliği olmalı. Mesela Kur'an'ın söylediği var Zahid-i Mea'nın. Kur'an'ın, bu burayı kaçırmayın gençler, kullanırsınız. Kur'an'ın söyledikleri var, açık. Kur'an'ın söylediklerinin içerisinde
O kadar mana zenginliği var ki söylemek istedikleri söylediklerinden daha fazla. Mana zahiri mealden daha fazla. Anladık mı? Evet. Bak, Kur'an'ın söylediklerinden fazladır söyledikleri, söylemek istedikleri. Yani gizli manası. Mesela Beşir dedik değil mi? Senin adın Beşir, bitti. Nüfus kağıdı, cilt ne o, sayfa ne o, anne baba. Ama senin ruhsal yapın, hissiyatın, latifelerin, duyguların gözükmüyor. Ha, mana mertebesi bu tarafın. Kur'an'ın zahir meali Beşir. Anne baba, cilt ne o, sayfa ne o, böyle bir adam varmış. Var. Ama mana mertebesi demek, o kelamın içinde, Beşir'in içerisindeki ruhsal yapın. Kur'an'da böyle. Yani konuşmalarında cami-i kelim olmalı yani. Konuşmalarında kendi hudutlarını aşıp insanlığı içine alacak, mana meratibi olacak. Söylediği zaman, yetmiyor zamanı da içine alacak. Söyledi, şimdiki insanların çıkış yolu. Gelecek zamanda, gelecek mekanlarda, farklı mekanlarda, farklı zamanlarda da cevap olmalı. Onu kastediyorum. Ben bir şey söyledim, çıktık buradan. Ama o söz... Mesela diyelim ki misal, yemeği üfürerek yemeğimiz. Mesela suyu, yaslanıyorum görüyor musunuz? Yaslanarak yemeğini içmeyin diyor. O zaman kim? Belki ehli kef liderleri demiştir. Hayır. Bu şimdi evrenseldir bu söz. Tıp bakımından böyle olması lazımmış. Mesela ayakta içmeyin. Bu şimdi geneldir. Hududu yok bunun. Yani cami-ül kelim olmalı. Ne demek? Her asıra, farklı mekanlara cevap olmalı sözü. Bir misal da vereyim. وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللّٰهَ Dönen güneş Allah yemin ediyor. Şimdi sahabelerin, o bedevilerin dönemlerinde hakikaten güneş doluyor, batıyor değil mi? Ha, döne güneşe. Burada bir avamı zorlamıyor bunu. Tamam canım, tabii ki güneş dönüyor. O zaman anlayış neydi? Dünya sabit, güneş dönüyor. Değil mi? Şimdi onları memnun etti. Bu asıl insanları, Allah Allah, güneş dönmez. Güneş sabit, dünya etrafında döner. Şimdi anlaşılmış ki, güneşin kendi ekseni etrafında dönüyor. Aynı zamanda güneş ve sistemi, güneş sistemi Vega yıldızının Şems-i Şumus etrafında o da dönüyor. Yani güneş şöyle düşün, bir de güneş sistemi. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Kabe döner gibi. Bir de bu sistem Şems-i Şumus etrafında dönüyor. O zaman bu söz dönen güneşe deyince halkı tabii gözünün söylediğinin tersini söylemiyor. İçine aldı. Ama ve Şems'i bir de baktı ki güneş de dönüyor. Hakikaten dönüyor. Bu aslında insan diyor ki güneş sabitti. Sabitti. Dünya dönüyor. Hayır. Güneş de dönüyor. O zaman bu evrenseldir. Başka bir örnek de vereyim ayette. Siz diyor dağları sabit zannedersiniz. Oysa yürüyor. Bu ayettir. Mesela semaya yükseldikçe diyor, kafir şuna benzer diyor. Semaya yükseldikçe boğazı sıkılırcasına yapar diyor. Demek ki yukarı çıktıkça niye insan ona benzetilmiş? Boğazı sıkılır çünkü oksijen azalıyor. Bu da evrenseldir. Veya semayı diyor sabit zannedersiniz. Oysa biz genişlendiriyoruz diyor. Bu teleskopla şimdi tespit edilmiş ki kainat genişliyor. Bunlar hep evrenseldir. Yani bir haritaya bakmıyor bu söz. Zengin düşünüp konuşmalı. Zengin o yani. Mana mertebesini taşımalı. Yani konuşmalarında çok satır aralığı ve mana çeşitliliği olmalı ki farklı zamanda, farklı mekanlarda da cevap olsun. Kendisi tek insanlar üç olmamalarına
razı olmamalı. Ne demek? Kendisi tek insan. Ha, kendisi tok, insanlar aç, açlığına razı olmaması lazım. Bu da çok önemli. Çünkü açlık evrensel olduğu için kendisi tok, insanlık aç olmamalı. Karşıtlarını ve düşmanlarını bile aşağılamamalı mı? Aşağılamamalı. Gerekirse onlarla konuşmalı. Ta düşmanlıkları fiile dokununcaya kadar onlarla mücadele etmemeli. Barış esas almalı. Eleştiri ve tenkide açık olmalı. Tabiat ve doğaüstü alametleri, mucizeleri olmalı. Yani normal insan gibi olmamalı. Yani feraseti dedik, anlayışı dedik. Doğaüstü halleri olmalı. Mesela nedir o? Bu tespitler, bu özellikler evrensel mi? Evrensel bunlar. Niçin evrensel? Çünkü yani bütün insanlık bir şey yapamıyor. Bir bakıyorum elinde parmakta su akıyor. O da bilgili insanlar için. Yani bu söylediğiniz özelliklerin hepsi Kur'an'da ve Resul'de var. Varsa evrenseldir. Evrenseldir. Ben Muhammed'de var demiyorum. Bunlar evrensel sıfatlar ama kim de varsa o evrensel insandır. Bu evren, ben Ahmet Mehmet için genel bir ders yapmak istiyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam falan demedim. Tesla demedim. Freud, psikolojide lider Freud ve türevleri. Demedim yani, şu Ahmet Mehmet yok. Değil yani. Ben evrensel sıfatlardan bahsediyorum. Ama bu sıfatlara sahip olması lazım. Eğer birisinde bunlar varsa korkmayın, o evrenseldir. Kim olursa olsun. Diyor ki, eleştiri, tenkide açık olmalı. Doğaüstü özellikleri olması lazım. Harikaları olması lazım. Harikası olması lazım. Mesela Hindistan'ı hürriyetine, İngilizlerden kurtulmasına sebep olan şey var. Gandhi. 70 gün mü, 50 gün aç oldu vesaire. Milleti için liderdir. Ama Hindistan içindir. Türkiye için evrensel değildir mesela. Ama onun bir ahlakı var. Bu bütün hepsini cem etsen ne güzel ama bir ahlakı var. Halkı gibi yaşamış. Fakir yaşamış Mustafa. Yani bu ateistlerin liderlerinde de vardır. Yani bu sıfatların bir kısmı vardır. Ama evrensel liderde bunlar istisnasız hepsi olması lazım. İstisnasız olması lazım. Harikaları olması lazım. Doğaya hükmedici özellikleri de olmalı. Bunlara bizce mucizeler denmiş. İndirgenerse keramet oluyor. Daha indirgenirse bizim seviyede feraset oluyor. Mazi ile istikbale bakarak halde geleceğe yol açandır lider. Bak bir daha. Mazi ile geçmişi ile geleceğe bakarak halde öyle yaşıyor ki geleceğe yol açıyor. Bak geçmişi ile geleceğe bakıyor. Kimsenin görmediği, unuttu, geleceği görmüyor. Geçmişiyle, insanlığın geçmişiyle geleceğe bakarak halde yol açıyor geleceğe. Acayip tabii, anlayan işte bu maddeler kitapta bulamazsınız bu kadar. Bir arada bu maddeleri tespit edeyim dersen inanın 150-200 sayfalık kitap okuman lazım. Yani veciz. Onu mı bakla bunu mesela Hasan abi? Onu nerede bu? Tabii gözlükle bak. Hangi gözlükle bakıp da tespit edeceğim? Nasıl? Tespit edilip bunları bir araya cemek. Ama mesela bir sayfada kaldı. Hep cümle. Çok zor yani. Çünkü hepimiz alakadar ediyor. Evrensel lider kim yani? Acaba evrensel lider dediğim şey yanılıyor muyum? Benim liderim demekle yanılıyor muyum? Tembellik hastalığı olmamalı. İşini başkalarına kıyas ederek yapmamalı. Yani onlar yapmıyor, ben niye yapayım gibi dememeli. Mesela lider insanların özelliğidir. Beraber mi yaşıyoruz?
Yani bir yerde temizlik yapıyorum, mutfağa gidiyorum, koşturuyorum. E sen hiçbir şey yapmıyorsun, beraber aynı şeyi paylaşıyoruz dememeli. Yapmıyorsa yapmıyordur, ona ait. Yani kendi yaşantısını, fikriyatını ve eylemlerini başkasına endeksli olmamalı. Yani o yapmıyorsa ben de yapmıyorum. O zaman nedir bu? Köle insan oluyor. Şöyle diyeyim. Sen bana böyle mi davrandın? He, böyle davrandım. Ben de sana da öyle davrandım. O zaman benim sana davranışımı kim belirliyor? Ben değil, sen. Senin davranışın beni şekillendiriyor. Bu çok önemli. Bak, ben sana bir şekilde davranıyorum. Niye böyle davranıyorum sen? Sen bana öyle davrandın. Ben niçin böyle yapmak zorunda kıyım? Sana cevap vermem lazım. O zaman benim davranışımı sen belirliyorsun. O zaman ben sana köleyim. Olmamalı. Doğasında yaşamalı. Sen yapıyorsan ben de yaparım, yapmıyorsan ben de yapmam. Sen bunu diyorsun, ben daha sana böyle yapacağım deyince seni belirleyen karşısıdır. Yani sen seni yaşayacaksın. Ne derler diye, ne konuşurlar diye almayacaksın, bilmeyeceksin, giymeyeceksin. Ne derler diye üniversite okuyor, ne derler diye ev alıyor, ne derler diye araba alıyor ve aynı evde kiracı otursa da, ev sahibi gibi de otursa aynı ev. Ama ne derler diye 25 sene bankaya çalışıyor. Köleleştiriliyor, modern kölelik. Başka? Tembel olmamalı. Bedensel itici olmamalı. Mutedil olmalı. Canlı olmalı. Yani bedensel, yani tipsiz böyle. Yani Allah'ın adeti işte böyle bazen. İşte veya bazı hadiselerle. Hiç hoş değil yani mesela zahirde. İtici bir görünüşü var. İtici bir siması var. Böyle de olmamalı. Sevimli olmalı. Yani bebekler gibi. İddia ettiğine en çok kendisi sarılmalı ve uygulamalı. Ne iddia ediyor? Kendisi yaşamalı. Kendisi yaşamalı. Bu iddia ettikleri adalet madalet bir hayalinizde kimler geliyor? Bir bakın bakalım ne kadar despotluklar yapmış. Amerika tarihinde 63 milyon insan öldürmüş. 1,5 milyon Suriye'de öldürmüş. 1 milyon 700 Irak'ta öldürmüş. 2 milyona yakın Afganistan'da öldürmüş. Yılda 15 bin içinde öldürüyor abi Amerika. He? Yılda 15 bin tane cinayet veya öldürme olayı oluyormuş terörle alakalı. Evet. Amerika'da. Ve Kızılderililileri ortadan kaldırmış. Çin'in 63 milyon 500 bin. Rusya 64 milyon insan öldürmüş. En fazla kim öldürmüş biliyor musunuz? 67 milyonla Avrupa öldürmüş. Ta Brezilya'dan ta Kanada'ya kadar Fransızca, İspanyolca konuşuluyor. Afrika'da katliam yapmış. Cezayir'de resmi 1,5 milyon, gayri resmi 2 milyonu aşkın Fransızlar Cezayirli öldürmüş. Bazen Türkiye Cezayir'e bunu hatırlatıyor. 67 milyon insan öldürmüş. Şu anda demokrasi ve medeniyet namı altında doğal zenginliklerini sömürmek de yetmiyor. Adamlar hem köleleştirmiş, direnenleri de öldürüyor. Bu evrensel değildir diye göstermek için söyledim. Yani zulme, yanlışa, köleliğe her çeşidine karşı olmalı. Ben bir örnek vermekten geçemeyeceğim. Şimdi orucu kasten açtınız. Allah'a karşı bir saygısızlık değil mi? Allah'ın emri. Peki Allah'a bir şey yapmanız lazım, ödemeniz lazım bu bedeli. Çünkü mülk onundu. Emrine muhalefet etti. Cezası nedir biliyor musunuz? İslam'da cezayı aktif etmek, ceza müessesesi toplumu terakki ettirmeye netice olarak kurulmuş. Mesela orucu kasten açtınız veya yemini bozdunuz. Veya nikahın ilk cezası köle azat etmektir. Ve alayla ne alakası var? Bakın cezanın neticesine bak. Toplumda köleliği kaldırma üzerine kurulmuş. Ceza şekli. Şuraya bakın. Yok. Kölelik yok şimdi Türkiye'deki gibi. Yok değil. Bir sürü var. Bankaya köle.
faizi köle yer. Köle köle, resmi modern köle. Eskide kölelik neydi? Elbise ben veriyorum, evini ben veriyorum, yiyeceğini ben veriyorum, bu işe çalış. Gene iyiydi. Şimdi sen bana evini mevini sen şey yapacaksın, işini sen yapacaksın. Her zaman kazandığın bana vereceksin. Kıt kanaat geçeceksin ama neticeyi bana vereceksin. Sen çalış ben yiyeyim. Sen çalış ben yiyeyim. Bu modern kölelik. Bankalar kölelik müessesesidir. İnanın bana eskide köle şeyleri vardı pazarı. Aynı köle pazarıdır. Bağlıyor seni. Köleler kendisi gidiyor abi. Evet. Kendisi. Faize kim bulaşmışsa hiç mi? Evet hiç. Hiç şansı yoktur. Zulme, yanlışa, köleliğe, her çeşit, köleliğin her çeşidine karşı olmalı. Yani peygamber bunu yapmış yani. Bak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demedim zaten ama İslamiyet evrensel dinin için köleliği kaldırmış. Köleliği evrenseldir kalkması. Çünkü herkes istiyor. İstemiyor. Köleliğin her çeşidine karşıdır. Faiz köleliktir. Burada şey olarak geçiyor değil mi o para verenlere? Tepeci mi? Tefeci. Tefeci diyorlar. Cahillerle işin ehli olmayanlarla tartışmaz. Cahillerle işin ehli olmayanlarla geçiştirir, tartışmaz. Liderler tartışmazlar. Tamam derler. Senin söylediğine cevap olmaya değil, söylediğin sözlerde doğru aramaya çalışırlar. Ve derler ki bak bu tarafın doğru. Umut yayarlar, yeis, ümitsizlik dünyaları da yoktur liderlerin, evrensel liderin. Liderler zamanı iyi yönetirler. Gücünü metafizik, ruhlar ötesi, yersiz yerlerden alırlar. Yüzleri ve ücret alma anlayışları hep orası olmalı. Yani güçleri metafizik ötelerden alırlar ve ücret insanlardan almazlar ve kendi ücretleri yaptıkları hizmetin içinde ararlar. Üstad Bediüzzaman şöyle der, biz diyor ücretimizi almışız, hizmetimizde. Ne demek? Hizmet etmek kendisi ücrettir. Mesela şöyle bir mesele vereyim. Bak geldiniz bu saatte. Buraya oturdum. Bu sohbetin ücretini Allah verirse verir. Aynı bir şey. Niçin? Bu zaten şu anda derste olman ücrettir. Mutlu olmana sebep değil mi şu anda? Huzurlu olmana sebep mi? Evet. O zaman bu ücrettir zaten. Şu anda huzurlu olman ücretin kendisidir. Sen zaten ücreti alıyorsun. Bu ücrettir. Ücrete ücret olmaz. Yani huzurdur. Huzur kendisi neticedir. Namaz huzurdur. Namaz huzurdur. O zaman namazın sevabı olmaz. Orucun sevabı olmaz. Kur'an'ın sevabı olmaz. Olmamak. Ama Allah veriyor başka. Niye? Kendisi neticedir. Kendisi huzurdur yani. Huzuru beni mutlu ediyor. Beni huzurlu ediyor. Ücretim o zaten. Gücünün kendisinde olduğunu uyandırabilendir. Bu da çok ilginç. İnsanlara ve kendisinde şunu telkin etmeli ve kendisi yaşamalı. Gücü, mutluluğu, huzuru hariçte değil, kendisinde var olduğunu, potansiyel cevherlere insan sahip olduğunu, bunu uyandırmalı, bunu teşvik etmelidir. Yani mutluluğu, huzuru hazırda değil, dışında değil, insanın içinde olduğunu uyandırma yöntemleri bulmalı. Kendini devamlı eğitir ve yeni bir şeylerin gelmesine zemin hazırlar ve geleni kendinde tutmaz, dostlarıyla paylaşır. Gelen manaları ilimse ilim, faziletse fazilet, vahiy ise vahiy, mana ise mana. Erdem insan, evrensel insanlar asla arkasında koşturmazlar. Tam tersine vereyim diye sana ricada bulunur. Al kullan bunu mutlu olursun derler. Öyle kapılarında tutmazlar insanları,
ücret hiç almazlar. Ve işleri ücret değildir. İnsanlardan ücret almazlar. Ücret peşine koşmazlar. Maddi ve manevi otoritesi olmalı. Öyle yılışık olmamalı, despot da olmamalı. Maddi ve manevi sahasının otoritesi olmalı. Hazmetmediğini vermemeli. Yani kuş gibi olmayıp koyun gibi hazmettiğini vermeli. Kuş yavrusuna kay verir. Çiğner çiğner yutmadan ağzıyla kusar verir. Bu çiğnediği. Koyun ise alır yer, hazmeder süt yapar, sütü verir. İşte evrensel lider kuş gibi olmamalı, koyun gibidir. Hazmettiğini vermeli. Fıtratın beklentisine cevap olmalı ve insanların seviyelerine göre konuşma yapmalı. Fıtratın isteklerine cevap vermeli ama insanların seviyesine cevap olmalı. Davalarına iddialarına navigasyon gibi canlı bağlı olurlar. Yani mesela navigasyon devamlı uyguya bağlı sana yol göstermesi için. Bu insanlar da bizim gibi değil. Hata yapmazlar, hataları pek olmaz, olmamalı. Niye? Navigasyon gibi değerlerine bağlı olmalı. Bunun alameti nedir? Eğer navigasyon uydudan koparsa yeniden hesaplanıyor der. Değil mi? Evet. Bu insanların hata yapmamalarının en büyük belirgin gizli özelliği nedir? Navigasyona bağlı gibi metafizik alemine, ötelere bağlı olduklarından burada hatalar hiç olmaz. Huzuru var çünkü. Yani ereğine, felsefede ereğine devamlı bağlı. Kopukluk yok. Tutarlı olmalı. Yani bir öyle bir böyle olmamalı, konuşmamalı. Ey ashabım, 20 sene önce böyle demiştim, şimdi değiştiriyorum dememeli. Bakışları canlı ve yeni bir ufuğu arar gibi olmalı. Böyle, şunu demek istiyorum. Kanserli hastalara gittiğimiz zaman böyle gözleri düşmüş. Oraya kadar bile gitmiyor nuru. Gözün nuru duvara kadar gitmiyor. Pat diye düşmüş. Bunların gözleri canlı, nurlu. Sanki bir şey arıyor. Sanki bir şey arıyor gibi olurlar. Canlı ve yeni bir ufuğu arar gibi olmalı. Keşkelerle meşgul olmazlar. Ve dost olmalı, arkadaş olmamalı. Biliyorsunuz arkadaş neydi? Osmanlıca'da argada daş. Arkada taş olana arkadaş denilir. Hani kayvalide, kaymakam, çizgi söylüyoruz, aslı böyle değil. Kaymakam, aslı böyle değil. Kayım makam, makama geçen. Bu hızlı iki tane kelimeyi çabuk söyleyince kaymakam. Aslında öyle değil, kayım makam. Arkadaş, arkada taş. Arkada taşı çabuk söyleyince arkadaş oldu. Oysa arkada taştır. Arkadaş olmamalı, dost olmalı. Seni kendisiyle de pay etmeli. Bakışları dedik canlı ve yeni bir ufuk arar gibi olmalı. Keşkelerle meşgul olmamalı ve dost olmalı, arkadaş olmamalı. Ve yaşarken de bizden biri olmalı ve imtiyaz istememeli ve imtiyazlaşmamalı. Bizden birisi olmalı, bizim gibi olmalı. Mustafa, anlıyor musun abim? Anladım. Çok ilginç. Bizden birisi olmalı. İmtiyazlaşmamalı. İmtiyazlaştırsalar bile buna müsaade etmemeli. Korkak, vehim ve vesveselerin bloku etmemeli. Korkak olmamalı. Cesurdur, cimri değildir, ahlakı normların üstündedir. Cimri değildir, cesurdur, ahlakı değerler normalin üstündedir. Dima bütünlüğüyle kalp, ruh ve fiil bütünlüğü sahibi olmalı. Akıl, kalp, ruh, yani akıl, kalp, fiil bütünlüğü olmalı.
bozuk fıtratlar bile onu ahlakına ve adaletine, güzel sıfatlarına şahit olmalı. Yani bozuk fıtratlar da, yani ne diyelim, çok cimriydi. Fiilen, öyle iddia değil. Mesela Peygamberimiz için şöyle demişler, çok zekiydi ve ahlaklıydı. Düşmanlar böyle demiş. Güvenilirdi yani. Güvenilir demiş. Hatta kafirler demiş ki, ben şimdiye kadar hayatımda yalan oldu mu dedi. Yok dedi. Çünkü İslam'dan önce Muhammed'in emin denmişti. Bunu diyenler, bu sıfatı takanlar Müslüman değildi. O zaman İslamiyet yoktu. Muhammed'in emindi. Sen Muhammed'in eminsin dediler. Peki desem ki şu dağların arkasında düşman geliyor, Mekke'yi hücum edecekler desin. İnanır mısın? Hayatında hiç yalan olmamış. İnanırdık dedi. O zaman hayatında yalan yoksa ben peygamberim, Allah var dedi. O zaman sen yalan söylüyorsun, değil mi? Sihir bassın dediler. Fedakarlığın zirvesinde olmalı, mütevazı olmalı, iddia ettiklerini kendisi yaşar başta, zamanı ve mekanı ve içindekileri iyi yönetir ve aynı zamanda çabuk ulaşılabilir olmalı. Şimdi bir başbakana, cumhurbaşkanına, Hazreti Ömer mesela, Yahudi geliyor, Mısır valisini şikayet edecek, geliyor Medine'ye, bakıyor, halife nerede dedi, şu ağacın altına yatıyor, git demiş. Kuruma mormayım. Ondan sonra daha herhalde dalga geçiyor diyor, kendi sultanları gibi düşünmüş. Ondan sonra neyse, o şekilde gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, vallahu yasimike minen nas, ayeti geldikten sonra koruma hiç olmamış. Konuşmalarında karamsarlığı olmamalı, belirsizlik konuşmaları olmamalı, gayesinde ve hedefinde ödün vermemeli. Gayesinde ve hedefinde ödün vermemeli. Kim dahi olursa olsun, kim çıkarsa çıksın, gayesinde ödün vermeyecek. Yürüyecek, tek dahi kalsa. Şimdilik bu kadar. Evrensel lider bunları hepsini kendisinde taşıması lazım. Ya abi, insan bu kadar şeye kendisi sahip olması mümkün değil abi. Bu evet. İhsan edilmeli. Bu ihsan edilmiş olmalı ki bunların toplamı inan bana Hazreti Muhammed'de gözüküyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam. Onda gözüküyor. Hocam dolayısıyla o zaman evrensel oluyor. Evrensel. Şimdi söyledik. Dolayısıyla öyle oluyor. Evet. Yani bu sıfatlar düşmanları da söylüyor. Onda vardı diyor. Mesela burada bir tanesini söyleyeyim. Mesela kelamlarında cami olmalı. Yani mekan ve zaman arkasındaki manalar da yüklenmeli. Evet diyecek herkes. Ahlaklı şey olmalı. Korkak olmamalı. Cimri olmamalı. Hazreti Ali diyor ki savaşın şiddetinde dahi onun arkasında bazen saklanırdı. Yani bakışta mesela ilk önce Hazreti Muhammed evrenseldir demedim. Peygamberlik evrenseldir çünkü herkesin ortak tarafıdır. Ama bu sıfatlar kimdedir deyince adres onu gösteriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evrenseldir. Evet. Yani bunu bu zamana tatbik ettiğimiz zaman abi. Üstad diyor yani bu zaman bir zaman değil, şahsı manevi zamanıdır. Evet. Şimdi evet. Mesela bu zamana tatbik ettiğimiz zaman diyelim ki uygularsak yani Mustafa abi sıkıntı şey olmaz mi? İnşallah değil mi böyle? Mustafa abi hani ona az çok şey yaptı ya, diyelim ki Risale-i Nur iman hakikati olduğundan dolayı herkesin ihtiyacı olduğu bir şey. Mesela Risale-i Nur'u şöyle yapalım. 10. söz var. Ahiretin ispatını yapıyor. Yani İsa Aleyhisselam'da Yahudiler de Müslümanlarca Allah, peygamber, ahiret evrenseldir. Değil mi? Evet. Ahiretin ispatı Risale-i Nur'da vardır. Bu evrenseldir. Tamam mı? Bu herkesi bağlar. Bir Müslüman veya bir Yahudi diyebilir mi? Ahiretin ispatını ben istemiyorum. Hristiyanlar ve Yahudiler, Müslümanlar da Allah evrenseldir. Tanrı, Yahuda, Yezus. Biz de Allah. Evrensel. Allah'ın ispatı evrenseldir. O zaman Risale-i Nur bu mevzusunda evrenseldir.
Mesela insanların vesvese ve vehimi, herkeste bu sıkıntı vardır, psikolojik sorunu. Bunların çözümü evrenseldir. İnsanı izah etmek evrenseldir. Risale-i Nur kendisi evrenseldir. O zaman işte evrensel. Evrensel. Evet. Aslın çıkışıdır çünkü. Mesela dün akşam ve iki günden beri görüşüyoruz. Mesela insanın aklı aklına bela olursa veya dün akşamki ders gibi, eğer temeli yanlış atarsan, bakışını doğru yapmasan, aklı ders vardı dün akşam. Demek ki Risale-i Nur'daki mevzular evrenseldir. Şöyle diyeyim mesela, Kaderi tarikatında olan zikir şekli Nakşide değildir. O farklı, o da farklı. Birisi cehli, hafi. Kimisi bu, kimisi bu. Ama haşir dersi evrenseldir. Allah dersi evrenseldir. İnsanlık dersi evrenseldir. Kötü duygularını aklı çalıştırmak evrenseldir. Vesveseyi ve vehmini durdurmak evrenseldir bu derste. Demek ki Risale-i Nur evrenseldir. Çünkü tarikatçısı da okuması lazım, solcusu da okuması lazım, Budist de okuması lazım. Çünkü ahlak üzerine gidiyor Budist. Yahudi de okuması lazım. Çünkü adaletten bahsediyor. Yahudilerde 10 madde vardır. Şeyler ise, Hristiyanların evrenselliği nedir? Enfusçiliktir. Yani soyut kavramlar üzerine giderler böyle. Musa Aleyhisselam'ın şeyleri ise somuttur. Birisi tenzihçidir, birisi teşbihçidir. Mesela Musa Aleyhisselam tenzihçidir. Somuttur. Eylemsel olarak maddeler getirir. Şeriatçıdır yani. Şey ise tenzihçi değil, teşbihçidir İsa Aleyhisselam. Enfusçidir. Risale-i Nur ise hem tenzih hem teşbihi. Hem enfusi hem zahiri de ele aldığı için evrenseldir. Bir misal vereyim ve kapatıyorum. Bundan 10 sene var belki. Ortam 10 sene geçmez. Yeri söylüyorum, Almanya Cuxhaven dersindeyiz. Bir arkadaşımız geldi. Dedi ki, bizim arkadaşımız, abi dedi, bugün dedi, okul müdürü beni çağırdı. Gittim diyor. 5 yaşında çocuğu var. Kreşe gidiyor. Adı da Abdullah çocuğun, çok iyi biliyor. 5 yaşında. Avrupa'da, Almanya'da kreşler özel olamaz. Kiliselere aittir. Bütün kreşler kilisenin bitişiğindedir. Öyle özel teşebbüs yoktur. 5 defa Türkiye'de ezan okunur, rahatsız olurlar. Orada her saat başı bazı eyaletlerde 15 dakikada yarım saatte bir kilis çanı çalar. Ve bütün kreşler kiliseye aittir. Özel teşebbüsü yoktur. Kilisenin bitişiğindedir. Böyle güya şey. Beni çağırdı dedi. Dedi ki hoca, müdür. Yeri de söylüyorum. Cuxhaven kreşi. Katolik kilisesinin kreşi. Kadın. Dedi ki sizden bir yardım isteyeceğim demiş. Senin çocuğu da buraya geliyor ya. Dedi ki senin çocuğun olduğu sınıfta dedi 5 yaşında hepsi. Bir çocuğun dedi babası kanserle öldü. 5 yaşındaki çocuk babasının ölümünü biz anlatamıyoruz. İçsel çöküntü yaşadı. Psikolojisi bozuldu diyor. Bozuluyor. Biz bu çocuğu ikna edemiyoruz. Bu çocuğu, 5 yaşındaki çocuğa nasıl? Sizin dininizde 5 yaşındaki çocuğa ölen babasını nasıl anlatırsınız? Nasıl memnun edersiniz? Nasıl bu psikolojiden çıkartırsınız? Bu konuda sizin hastanızla, sizinle alakadar olduğunuz yerlerden bize yardımınız olur mu?
Biz de bunu eğitimi, bu malzemeyi alıp o çocuğa vermek istiyoruz. Bunun gibi çocuklar da vardır. Abi dedi, 5 yaşındaki çocuk, babası vefat eden çocuğa biz ne yapabiliriz? Neresi hatırına geliyor Resul? Haşr-ı Risalesi'nin mukaddemesi. Çocuklara dedi, değil mi? Evet. Yani 9. şua, değil mi? Evet, orası. Yani mesela babası vefat edene, çocuk taziyenamesi mesela. Şimdi cennet Hristiyanlarda ahiret akidesi ruhanidir, cismani değildir. Ahirette öyle rüya gibi inanırlar. Öyle değil. İşte çocuğa hitap eden yer var. İşte kardeşim öldü, arkadaşım öldü. Çocuğa o yapılan ders var. Hem 9. şua hem de 17. mektup çocuk taziyenamesi. Tamam. Ondan sonra biz Mustafa, aynen Allah şahit, yalan diyecek halimiz yok tabi. Asay Musa'dan çektik onu, fotoğrafını. Çocuğa hitap eden çocuklara ahiret inancı ne kazandırıyor o paragraf altında? Ne karı var ahiret inancı, milliyetçilere, yaşlılara vesaire? Çocuklara sırf çektik ya böyle Ömer. Sayfanın ortasındaydı. Fotoğrafı böyle çekince sayfanın başı da gitti tabii. Kadın müdüre hanım bunu okumuş. Demiş ki, 2 gün sonra bunu çağırmış. Ben bunu okudum demiş, bu kitabın tamamını istiyoruz, parasını vereceğiz. Bu kitaptan çektiğiniz resmi, bu kitabı istiyoruz. Orası 2 tanedir, ayrı bir kitap olduğu sanıyorum dedi, üstüne başka şey yazıyor. Mesela, o bir Asya Musa'dan çektik, bir de şualardan çekmiştik, şey mektubattan. Çekiyorsunuz değil mi abi? Almanca. Almanca çekiyoruz. 2 şualarla mektubatı satın aldı okul. Ben dedi şahsım adına almıyorum, okula alıyorum dedi. Okula alıyorum. Şimdi nedir o zaman Risale-i Nur? Evrenseldir. Çocuklara, yaşlılara, müsibetzedelere, Hristiyan'a da, Yahudi'ye de evrenseldir. Hepsi evrensel, çocuğa da evrensel. Fıtrada cevap. Aynı olacaktım. Bütün dünyada Risale-i Nur derslerinin olması ve okunması, bütün dinlerdeki insanların öyle vicdanı ölmemişlerin kabul etmesi bu kitabı abi. Mecbur olacaklar kitabı. Arkadaşlar. Hepimiz Müslümanlar da dahil, Türkiye her taraf. Risale-i Nur niçin mecbur olacak biliyor musun? Artık insanlık çöktü, adım adım intihara gidiyor. Şimdi siz benden daha iyi bilirsiniz. Sokakta çıkın, gözünüzü kapatın, 10 kişiyi tutun. Şu Kırıkan'da. 9'u, 8'i playerine basın, hep sıkıntılı. Ben hepsini demedim de gene, 8'i dedim. Bu psikolojik sıkıntı gittikçe azalmıyor, insanlar da çoğalıyor. Boşanmalar çoğalıyor, kavga gürültüler çoğalıyor, cinayetler çoğalıyor. Dün burada gardiyan vardı yanımda. Artık Türkiye'de hapishaneler almıyor. Kendi söyledi bak, Kuşura'nın hapishanesinde gardiyan diyor ki 25 kişilik koğuşta 53 kişi var diyor. Yani suç oranı artıyor vesaire. Peki ne olacak? Risale-i Nur mekteplerde, hapishanelerde, hastanelerde, devlet dairelerinde, televizyonlarda mecbur bangır bangır okunacak. Başka hiçbir şansı yok. Şu dersler iletilecek. Hiçbir şansı yok. Akıl yönetimi dersleri, haritalı dersler yapılacak, yapılmak zorunda kalacak. Hiçbir şansı yok. Başka, ya intihar edecek ya bu dersi, ya kendisini çözecek. Yani kafayı yönetmeyi ya becerecek, ya yaşama şansı olmayacak. Şey abi, Milli Eğitim'den bir müfettiş abi bir tahlil yapmış. Gençlerin tahlilini yapmış. Eğer diyor, bu gençlere biz yön vermezsek, bir nesil sonra bu ülke diye bir şey kalmayacak, bitecek. Yani bitmiş. Müthiş bir tahlil. Bu şeyler kardeşler paylaşmışlar. Müthiş bir tahlil. Yani bitiyor. İhtiyaç var. Hem de çok hızlı dönüşüyor. Mesela dünyada en büyük intihar etme oranı gittikçe artıyor. Yazdığınız zaman İsveç, Norveç, Finlandiya ve Japonya. En başta geliyor. Kişisel gelirin en yüksek olduğu. Hayat anlamını yitirdi, intihar seçeneği konmuş. Başka hiçbir şansı yok. Ya kendini yöneteceksin, ya kendini çukura atacaksın. Çünkü sebebi şu, akıl akla bela olursa, düşüncelerin
düşüncelerine düşünceler böyle olursa neyi ile nereden çıkacaksın? Kendin kendine bela olmuşsan, kendin kendine sorun olmuşsan, sen seni sevmiyorsan iş bitmiş yani. O zaman ne yapacaksın? Risale-i Nur'la bunların çözümü şart. Çözemezsen çözüleceksin. Mümkün değil. Onun için Risale-i Nur dersi evrenseldir. Beni alakadar tarikatçı da, Hristiyanı da, ateisti de tevhid dersleri, haşir dersleri, kendini yönetme psikoloji derslerini dinlemek zorundadır. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ